Hüseyin Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Önce de bir küçük düzeltme yapalım. İzmir Korkma'dan bağlanıyorum. Saygılar sunuyorum Kulaş Bey'e de. Kurtuluş Bey'in dediklerine tamamen katılıyorum. 5 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan ve 14 Ekim 2020 tarihinde değişikliklerle yürürlüğe giren yönetmelik mesleğimiz açısından bize büyük bir saygınlık kazandırıyor. Emeği geçenlere, Ticaret Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili yeni tanımlar gündemimize girdi. Bunlardan bir tanesi sorumlu emlak danışmanı, diğeri emlak danışmanı, iş sahibi, taşınmaz ticareti, işletme, sözleşmeli işletme şeklinde. Bunların hepsinin alt başlıkları gereğince tanımlanmış. Bundan sonra gayrimenkul sektöründe bulunacak tüm kişilerin belli yasal çerçevede sorumluluk alıp ve süreci sonuna kadar takip edip ve bunları 5 yıl boyunca arşivlerinde saklama gereği de tanımlanmış. Fakat seviye 4 ve seviye 5 dediğimiz belgelere sahip olmamız, ofis yetki belgesi almamız tamamen işimizi halletmiyor. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz, yetiştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de Gabaros'un dijital gayrimenkul okur yazarlığı programıyla ben aylar önce tanıştım. Daha öncesi tanışmıştım ama pandemi sürecinde yoğun mesai yaptık karşılıklı. Ve sektörde olması gereken teknolojik anlamda big data, yapay zeka ve eksik kalan tarafların Gabaros dijital gayrimenkul okur yazarlığıyla giderildiğini gördüm. Sektörde var olabilmek için bundan sonra teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız ve verileri düzenli değerlendirmemiz gerekiyor. Küçücük bir örnek vereyim. Artık ilan sitelerinde, ilan yayınlarken bile o kadar çok kriterle dikkat edilecek ki taşınmaz ticareti yetki belgesi sahip ofisler, Mersis numarası, o mülkle ilgili tüm detay veriler, otobüs durağına olan mesafesi bile o ilanlarda bulunmuş olacak. Bu da vatandaşlarımızın daha sağlıklı bilgiye ulaşmasını, daha güvenli ortamda ticaret yapmasını sağlayacak. Gabaros dijital gayrimenkul okuryazarlığı belli seviyelerden oluşan eğitimler içeriyor. Gayet güzel eğitimler. Bu okuryazar olan kişiler yerel ağ dahil olup yerel ağ dediğimiz platformda güvenli ticarete katılmış, aracılık yapmış insanlar olacak. Sadece Türkiye bazlı değil, global anlamda da mesleğimizi ileri taşıyacak bir aynı zamanda oluşum diyelim. Bu evet. Sebeple teknolojiyle paralel olarak ben de Gabaros dijital gayrimenkul yazarı olmaya karar verdim. Hem global hem de ulusal çapta güvenli ticarette bulunmak istedim. Bu yüzden ben de Gabaros'un yerel ağ temsilcisiyim. Tabii, buyurun. Şimdi ben Hüseyin Bey'e bir soru sorayım hazır yakalamışken. Şimdi çok tabii bu bir seviye Semra Hanım. Yani bizim şu anda taşınmaz ticaretiyle birlikte yakalamaya çalıştığımız aslında bir seviye. Çok daha başlangıç. Yani piyasa çok daha ileride. Şimdi işin doğrusu piyasa çok daha ileride. Devletimiz de bunu arkadan tanımlaya geliyor. Ben Hüseyin Bey'e doğrudan bir soru sorayım. Az önce söylediğimi. Ne zaman bir meslek birliği olacak emlak danışmanları? Ne zaman mesleki sorumluluk sigortaları yapılacak yurt dışındaki gibi? Böyle bu hayalimizi aslında bu sektör sizce ne zaman gerçekleştirebilir? Hüseyin Bey, bir fikriniz var mı bu konuda ilgili? Gönül ister ki en kısa sürede olsun. Amerika'da bizim mesleğimiz saygın meslek sıralamalarında 7. sırada geliyor. Bu 7. sırada avukatların önünde aslında. Yani dünya çapında çok saygın bir mesleğimiz var. İnsanlar düşünün ki ömür boyu elde ettikleri birikimi sizin kanalınızda yön verebiliyor. Bu çok ciddi de sorumluluk gerektiriyor. Danışman dediğimiz kişi adı üstünde danışılan kişidir. Ve bunun altını doldurması gerekiyor her anlamda. Bilgi, beceri, yetenek, liyakat anlamında. Bahsettiğiniz noktalar umarım inşallah kısa sürede yerine getirilir. Ve mesleğimiz bundan sonra dünya çapında saygınlık seviyesinde de Türkiye anılır diye düşünüyorum. İnşallah. Önemli bir düzelme. Çok, yani çok emlak danışmanları tarafından da gördüğümüz kadarıyla memnuniyetle karşılanmış. Yani hani, Hüseyin Bey'in de altını çizdi aslında. Uluslararası düzeyde emlak danışmanlarının sahip olduğu o saygınlığın Türkiye'de getirilen bu yetkinlik belgesiyle birlikte Türkiye'de de kazanılması bekleniyor. Tabii dikkat edin, şu anda meslek değil, değil meslek oldu. Evet. Dolayısıyla bu kadar hacimli, bu kadar büyük paraların olduğu, evet,
bu kadar yüksek aslında itibarların olduğu bir alanda görünmüyor olması hayret edilecek bir durumda düzeltildi. Evet, Hüseyin Bey şunu da soralım. Yani bu yetki yetki belgesi alabilecek kapasitede ne kadar bir emlak danışmanı olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da yani bu belgeyi almak zor mudur? Bunu alabilecek mi şu anda mevcut halde bu işi yapan danışmanlar? Şimdi bir takım müktesap haklar var. Daha önceden kazanılmış haklar var. Fakat bir yönetmeliğin son haliyle standart bir tık üste taşınmış vaziyette. Daha önce işte seviye 4 ve seviye 5 dediğimiz yetki belgeleri ve ofislere alınan yetki belgelerinin belli kriterleri oluştu. 5 Haziran 2018 tarihinden önce ilkokul mezunu bir gayrimenkul danışmanı veya bir emlakçı arkadaşımız bu haklara sahipken artık yeni yönetmelikten sonra kriterler biraz daha ağırlaştırılmış oldu. Bizim küçücük bir örnek vereyim. Ticari gayrimenkul danışmanlığı dediğimiz olay Amerika'da 2 yıl süren bir eğitim sonucu alınabilen bir ünvandır. Hı hı. Ama bizim o seviyeye gelmemiz için biraz daha zaman var. Bu sektöre bundan sonra yön verecek kişilerin sadece belgelerle değil kendilerini de dijital ortamlarda geliştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili de tüm arkadaşlarımı Gabarası'nın dijital gayrimenkul okuryazarlığı programına yere daha davet ediyorum. Peki. Var mı başka soracağınız? Çok teşekkür ederiz. Peki. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Hüseyin Atıcı, Gabarası Yerel Ağ Sorumlusu.